Günaydın sevgili izleyiciler. Bursa Spor TV'de gazete turuyla karşınızdayız. Haftanın ilk günü de 18 Ocak 2010 Pazartesi bugün. Güne yansıyanları, dünden bugüne gelenleri, dünden bugüne yansıyanları aktaracağız gazetelerden sizlere sevgili izleyiciler. Olay gazetesiyle başlayalım. Timsah böyle istedi, bir bir denmiş. Denizli'de 1 puanla yetinen Bursa Spor Kupa'da çeyrek final vizesini Sivas maçına bıraktı. 24. dakikada Turgay Bahadır'ın golüyle öne geçen Yeşil Beyazlılar 58'de Angelov'un kafa golüne engel olamayınca umutlar 27 Ocak'taki son sınava kaldı. Denizli Spor maçını kazanarak Türkiye Kupası'nda çeyrek finali garantilemek isteyen Bursa Spor, Turgay Bahadır'ın golüyle öne geçtiği maçta Angelov'un golüne engel olamayınca 1 puanla yetindi. Bu sonuçla Yeşil Beyazlılar tur şansını evinde oynayacağı Sivas maçına bıraktı. Erkan Sağlık görüntülemiş haberleri Denizli'de ve ona ait yine haberler. Bakalım neler söylüyor. Ziraat Türkiye Kupası C grubunda dün Denizli Spor deplasmanında final maçına çıkan Bursa Spor, 1-1'lik skorla yetinince tur umudunu 27 Ocak'ta evinde oynayacağı Sivas Spor maçına bıraktı. Giresun ve Tarsus maçlarındaki kötü futbolunu Denizli'de de sürdüren Yeşil Beyazlılar avuçlarının içine aldıkları çeyrek final biletini Denizli Spor'la paylaşmayı tercih etti. Dünkü sonuçların ardından 7 puana ulaşan Bursa Spor, kendisi gibi 7 puanı bulunan Sivas Spor'u 27 Ocak'ta Bursa'da yenerek adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. 5 puanlı Denizli Spor'un Tarsus deplasmanına çıkacak olması nedeniyle timsaha mutlak galibiyet gerekecek. Sahaya 4-2-3-1 düzeninde çıkan Bursa Spor'da Sercan'ın arkasındaki üçlüde Turgay, Batarja, Ozan İpek görev yaparken Yeşil Beyazlılar oyunun kontrolünü ele geçirmekte hayli zorlandı. 7. dakikada Veli'den sıyrılan Güray sağdan girdi. Ortasını yapmak istedi. Yavuz'a çarpan top kornere çıktı. 20'de Batarja'nın soldan kullandığı köşe atışında Turgay'ın cılız kafa şutu kaleci Özden'in ellerinde kalırken 24'te Batarja'nın ceza yayından pasında Turgay Bahadır dönerek vurdu ve topu ağlarla buluşturup Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi. 38'de sağdan Güray'ın kullandığı serbest atışta Burak'ın kafası yan direğin dibinden out'a gidince Bursaspor kalesi büyük bir tehlike atlattı. 43'te Denizli Spor'un ani gelişen atağında Güray'ın pasıyla hareketlenen Engin Memişler karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Yavuz topu kornere çeldi. Sağlam ikinci yarıya Turgay Ömer değişikliğiyle başlayıp Zapo'yu sağ beke çekerken 57'de Batarja'nın kaptığı topla hareketlenen Sercan'ın şutunu kaleci Özden çelerek gole izin vermedi. 58'de Okan Koç'un sağdan ortasına Angelov kafayı vurdu. Yavuz'un uzanamadığı top köşeden ağlarla buluştu 1-1. 82'de Angelov'un şutu yandan avuta giderken 90+2'de Muhammed Demir'in şutu yandan avuta çıkınca Bursaspor 1-1'lik skorla yetindi denmiş. Eşitlikte ne olur? Kupada son grup grup maçları sonucunda takımlar arasında eşitlik olması halinde ekiplerin nasıl tur atlayacağı TFF Kupa statüsünde şöyle yazıyor. Grubu 2 veya daha fazla takımın puanlarına eşit olması halinde şu kriterler uygulanır. Genel averaj ve atılan gol sayısı eşitse dış sahada atılan gol sayısına bakılır. Onlar da eşitse grup maçlarında görülen sarı ve kırmızı kart toplamında en düşük ceza puanına sahip takım tur atlar. Sarıya 1, kırmızıya 3 puan, 3 ceza puan verilir. Bu da eşit çıkarsa kendi aralarındaki maçın sonucuna bakılır. Hepsi aynıysa kura çekimi yapılır. Buna göre Bursaspor'la Sivas 2-2'ye kadar berabere kalırsa gol averajları eşit olacağı için Timsah deplasmanda 3 gol attığı ve Yiğidolar dış sahada henüz gol bulamadığı için Bursaspor bu statüye göre tur atlar. Bunu da önümüzdeki günler gösterecek. 27 Ocak işin kilit noktası o gün, o gösterecek ne olacağını. Evet sevgili izleyiciler, Yavuz Özkan file bekçimizdi. Veli Acar dakika 78'de oyuna giren Muhammed Zapotoşni, İbrahim Öztürk, Mustafa Keçeli, Hüseyin Çimşir, İvan Ergiç, Turgay Bahadır, 46'da giren Ömer, Martin, Batarja, Ozan İpek, Sercan Yıldırım ve Iglesias dakika 65'te giren kadromuz böyleydi. Her ne kadar TRT1'den yayınlandı maç, TRT spikeri Ozan İpek'e ısrarla Mustafa Keçeli diye anonslasa da böyle bir maç oldu. Evet, maalesef olmadı. Sağlam Denizli Spor'u yenip çeyrek finale yükselmek istediklerini ancak başaramadıklarını söyledi. Maalesef olmadı. Kupada gruptan çıkmak için 3 takımın da şanslı olduğunu belirten Ertuğrul Hoca, taraftarımızın önünde Sivas Spor'u yenip turlamak istiyoruz dedi. Garantilemek istiyorduk ve yine final olacak
İlk yarıda attığımız golle öne de geçtik. Pozisyon da bulduk ama final paslarını iyi yapamadığımız ikinci yarıda çok gol pozisyonu yakalamadan yok etmiş olduk. Denizli çok istekliydi, arzoluydu. Rakibimize önemli bir avantaj sağladığımız için üzgünüz. Kazanamadığımız için de mutsuzuz. Son maçlara kaldı. 3 takımın da gruptan çıkma iddiası devam ediyor. O yüzden ligde oynayacağımız karşılaşmaların arasında maalesef kupada final karşılaşmasına çıkacağız. Umudumuzu son maça taşımak da önemli. Kendi sahamızda taraftarımızın önünde oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz. Son hafta her şeyi belirleyecek. Sağlam yılın teknik adamı. Birkaç haber var aslında okumak istedim ama gözüm hep bu habere gidiyor. Hemen aktarayım onu. Sağlam yılın teknik adamı. Denizli Server Gazi Liseleri öğrencileri tarafından yılın teknik direktörü seçilen Ertuğrul Sağlam ödül töreninde ayakta alkışlandı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam dün sabah Denizli'de ödül aldı. Denizli Server Gazi Liseleri öğrencileri tarafından yılın teknik direktörü seçilen Ertuğrul Hoca, pazar sabahı olmasına karşın okulda büyük ilgiyle karşılandı. Okul müdürü Zeki Göçer'le birlikte okulu gezen Sağlam, konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi. Böyle güzel bir ödüle layık görülmekten dolayı memnuniyetini dile getiren Sağlam, ülke genelinde futbolun toplum üzerindeki etkisinin kenara atılmayacak boyutta olduğuna değindi. Konferansın sonunda okul müdürü Zeki Göçer, Sağlam'a ödülünü alkışlar arasında verdi. Ertuğrul Hoca da Bursa Spor formasını okula hediye etti. Bu takdire şayan, övünülecek, göğüs kabartacak bir olay tabii ki. Sizin teknik adamınız başka bir ilde, başka bir ilin, başka bir ki Türksel Süper Lig'de takımı olan bir şehrin gençleri, vatandaşları tarafından ödüllendiriliyor. Bu çok güzel bir şey. Turgay Bahadır turu geçeriz diyor. Hemen tekrar dönelim maçla ilgili haberlere. Bursa Spor'u Denizli Spor karşısında attığı golle 1-0 öne geçiren Turgay Bahadır, Denizli'yi yenip gruptan çıkmayı garantilemek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi Turgay. Sonuçta Süper Lig ekibi Denizli Spor'a karşı oynadık. 1-1'lik sonucun kötü olduğunu düşünmüyorum. Ne de olsa deplasmanda oynadık. Galip gelseydik çok avantajlı olacaktı. Moral açısından Kasımpaşa maçına daha iyi çıkacaktık. Kısmet değilmiş. Turu Bursa'da geçeceğimize inanıyorum dedi. Batajaya sürpriz. Bursa Spor'un Arjantinli sempatik futbolcusu Pablo Martin Bataja için Denizli'de 26. yaş günü partisi düzenlendi. Kendisi için hazırlanan pastayı kamp yapılan otelde takım arkadaşlarının alkışları altında kesen Bataja'ya kaptan Ömer Erdoğan pasta yedirdi. Teknik heyet ve futbolcular Arjantinli oyuncuyu tebrik etti. Kaptan Ömer Bataja'ya pasta yedirirken görüntülenen fotoğraf bu haberi destekliyor. Şampiyon muamelesi. Bugün dünkü maç öncesinde Denizli taraftarı horoz Bursa el ele hep beraber tribüne diye tezahürat yaptı. Yeşil siyahlı taraftar Anadolu, Anadolu diye tempo tuttu ve Bursa Spor oyuncular soyunma odasına girerken hepimiz kardeşiz Anadolu'da, bir tek düşman var, o da Antalya. Bu sene şampiyon Anadolu'dan diye bağırdı. Bursa Spor taraftarı da iki takımı el ele tribüne çağırıp alkışladı. Hepimiz kardeşiz Anadolu'da, bir tek düşman var, o da Antalya. Evet, Vural takipte. Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Denizli'de Bursa Spor yakın takibi aldı. İkinci yarının ilk maçında cumartesi günü İstanbul'da Bursa Spor'la karşılaşacak olan Yılmaz Hoca, futbol şube sorumlusu Süha Sidal'la birlikte protokol tribününde oturup yeşil beyazlı takımın artılarını ve eksilerini gözlemledi. Hayat Gazetesi'ne geçiyoruz. Bursa, Timsah Bursa'ya bıraktı 1-1. Bursa Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Denizli Spor'la berabere kaldı. 7 puana sahip Bursa ile Sivas'ın 27 Ocak'ta Bursa'da oynayacağı maç grup liderini belli edecek. Beklenen mücadele sergilenemedi deniyor. Denizli'de Denizli'ye galibiyet hesaplarıyla giden Bursa Spor Teknik Direktörü gelenek hale getirdiği her maça ayrı kadro çıkartmayı burada da sürdürdü. Geçtiğimiz çarşamba günü oynanan Tarsus İdman Yurdu maçında ilk 11'de görev alan kaptan Ömer Erdoğan, Kirita, Bekir Ozan ve Volkan'ı kenara çekip onların yerine Hüseyin Çimşir, Zapatoşni, İvan Ergiç ve Bataja'ya şans veren Sağlam'ın bu denemesi ne yazık ki galibiyete yetmedi. Maçın 24. dakikasında Turgay'ın golüyle 1-0 öne geçen Timsah soyunma odasına da bu skorla gitti. İkinci yarıda silik bir mücadele sergileyen Timsahlar 58. dakikada Angelov'un golüne mani olamayınca karşılaşmadan 1-1'lik skorla ve 1 puanla ayrılarak kaderini son maça bıraktı. Evet, düşündüğümüzü başaramadık. Bursa Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Denizli Spor'u yenip gruptan çıkmayı garantilemek için Denizli'ye geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti ve şöyle konuştu. Gruptan çıkabilme adına bugün
iki takım için önemli karşılaşmaydı. Denizli Spor kendi sahasında kazanıp grupta önemli bir avantaj elde etmek istedi. Bizim amacımız burayı kazanıp gruptan çıkmayı garantilemekti. Öne de geçtik. Final paslarını iyi yapamamamız, birçok pozisyonu bulamamamıza neden oldu dedi. Denizli Sporlu futbolcuların fair play anlayışı içinde mücadele ettiklerini, taraftarının da kendilerini iyi niyetle karşıladığını belirten Sağlam, kendi sahalarında oynayacakları Sivasspor maçını kazanarak gruptan çıkmayı hedeflediklerini kaydetti. Puanlar eşit olursa Bursaspor, Sivasspor, Denizlispor'un çeyrek finale ve finale yükselme şansını devam ettirecek grubunda takımların eşit puana sahip olması halinde sırasıyla ilk önce genel averaja bakılacak. Bu kriterin eşit olması durumunda sırasıyla atılan gol sayısına ve dış sahada atılan gol sayısına bakılacak. Sıralamanın yine belirlenememesi halinde grup maçlarında en az sarı ve kırmızı kart gören takıma, bunun da eşitliği halinde takımların kendi aralarında yaptığı müsabakaların sonucuna bakılacak. Bütün kriterlerin aradaki eşitliği bozmaması halinde ise kura çekimi gidilecek. Çok çekişmeli geçiyor Ziraat Türkiye Kupası Sivas ve Bursa arasında. İş Bursa'ya kaldı. Horoz'la yenişemeyen Bursa Spor tur umudunu evine bıraktı. Denizli Spor deplasmanında Turgay'ın nefis golüyle öne geçen ancak Angelov'un kafasına engel olamayan Yeşil Beyazlar çeyrek finale yükselme şansının en yakın takipçisi Sivas Spor'la 27 Ocak'ta oynayacağı maçı taşıdı diyor Bursa Haber gazetesi. Angelov kafa attı. Engin vuruşunda topu kaleci Yavuz son anda kornere çıkardı. Maçın da en önemli dakikaları, en kritik dakikaları, kilit noktaları verilmiş yine Bursa Haber'de diğerlerinde olduğu gibi. 45 dakika, ikinci 45 dakikada, 58'de, 70'de ki çalımlar ve pozisyonlar veriliyor. 58'de Okan Koç'un sağ kanattan ortasına Angelov'un savunmaya rağmen Meşin yuvarlak kafayla ağlara gönderdi deniyor. 70'te Çağlar'ın yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Yavuz'da kaldı deniyor. Evet, bunlar maçın özetiydi. Dünden kalanlar, bugüne kalanlar, bugüne sirayet edenler. Dün de yine Bursa Spor TV'de maç öncesi ve sonrasında Engin Aksöz vardı stüdyomuzda. Onunla yaptığımız, daha doğrusu onun değerlendirmelerinde de yine ve telefon bağlantılarımızda bu maçı irdeledik. Önümüzdeki hafta, yani bu hafta içinde, bu hafta boyunca yine iç programlarımızda, Bursa Spor TV iç yapımlarında yine irdelenecek bu konu. Futbol gündeminde, ileri üçlüde, teknik analizde irdelenecektir. Timsah turu erteledi Kent gazetesinin manşetindeki başlık. Timsah turu erteledi. Bursa Spor Türkiye Kupası'ndaki etkisiz futboluna bu sefer puan kaybını da ekledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. maçına çıkan Bursa Spor, Denizli deplasmanında Turgay'la öne geçti. Yine etkisiz bir futbol oynayan Yeşil Beyazlılar Angelov'un golüne engel olamadı ve 1 puanla yetindi. Turgay mükemmel vurdu. Turgay yerine Ömer ve golü bulamadı deniyor. Yine maçın özeti verilmiş burada da sevgili izleyiciler. Maçtan kareler var. Hüseyin Çimşir'in bir fotoğrafı var ana fotoğrafta. Zapatoşti'nin yine çok güzel bir pozisyonu. Uzan İpek. Taraftarlarımız, yine tribünleri dolduran taraftarlarımız. Taraftar yalnız bırakmıyor deniyor. Tam da taraftardan bahsederken, işte tam da bu konuya değinmişken. Deplasmanda Denizli Spor'la karşılaşan Bursa Spor'u taraftar yine yalnız bırakmadı. Yeşil Beyaz'a gönül verenler 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi. Maçın en güzel taraflarından biri, tüm maçların aslında en güzel taraflarından biri paylaşım ve destek ve sahada yankılanan o hep bir ağızdan çıkan o güç, o ses. Final paslarını yapamadık. Yeşil Beyazlı ekibin teknik adamı Ertuğrul Sağlam, Denizli Spor maçında final paslarını iyi yapamadıklarını söylerken maçın fair play çerçevesi içerisinde olduğunu söyledi. Dostça bir maç oldu diyor. Şampiyonluktan konuşmak yasak. Bursa Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam oyuncuları baskı altına almamak için şampiyonluktan söz etmediklerini söyledi. Yine kucağında çocuklarla görülüyor Ertuğrul Sağlam sevgili izleyiciler. Denizli Özel Server Gazi Liseler öğrencileriyle bir araya geldi deniyor. Ama küçük yaşta çocuklar da var yine Ertuğrul Sağlam'ın kucağında. Bataj'a doğum gününü kutladı. Arjantinli futbolcu Pablo Martin Bataj'a 26. yaş gününü Denizli'de kamp yapılan otelde takım arkadaşlarıyla birlikte kesti deniyor. Daha sonra teknik heyet ve futbolcular Pablo Martin Bataj'ı tebrik ettiler. Nice yıllara diyelim kendisine. Happy birthday Bataj'a. Tolga Yataokay yere inme zamanı başlıklı yazısını kaleme almış. Bursa Spor bu karşılaşmayı ciddiye almayacaksa hangi maçı ciddiye alacak diye başlıyor. Girizgah uzun bir yazı, dilerseniz Kent gazetesinden takip edebilirsiniz sevgili seyirciler.
Evet, güne ilişkin, sonuca ilişkin son gazetemizin haberini almak üzere açıyoruz kapağını. Meydan Gazetesi erteledik diyor. Turgay'la öne geçen timsah Angelov'un golüne engel olamadı. Denizli deplasmanından çeyrek final vizesini alarak dönmeyi hedefleyen Bursaspor öne geçtiği mücadelede galibiyeti koruyamayınca Ziraat Türkiye Kupası'nda gruptan çıkma hesaplarını son maça bıraktı. Türkiye Ziraat Kupası C grubu çeyrek final vizesi alacak. İki takım son maçlara kaldı. Bursaspor deplasmanda Denizli ile 1-1 berabere kalarak puanını 7'ye çıkarırken ev sahibi ekipse puanını 5'e yükseltti deniyor. Önemli dakikalar, önemli dakikalar maçtan. Dakika 8 ceza alanı içinde Bajic'in pasıyla topla buluşan Güray'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Yavuz topu ayaklarıyla kornere çeldi. Dakika 20 Batarja'nın sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Turgay'ın kafa vuruşunda kaleci Özden topu kontrol etti. 24, 44, 55, 57, 58, 65, 71 ve 82. dakikalardaki kilit pozisyonlar verilmiş. İrdelediniz zaten dünden beri biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Bildiğimiz noktalar. Ertuğrul Hoca'nın bir beyanatına değinelim. Sonunu getiremedik başlıklı. Altında yine Ertuğrul Hoca'nın ağzından çıkan ifadeler. Sağlam her iki ekip açısından da son derece önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını ancak final paslarının iyi yapamama sonucunda çeyrek final umudunu Sivas maçına taşıdıklarını söyledi. Teşekkür etti. Denizli Sporlu futbolcularım. Fair play anlayışı içinde mücadele ettiklerini belirten sağlam, dostça ve güzel bir karşılaşma oldu. Denizli taraftarlarına teşekkür ediyorum. İnşallah bu iyi niyetlerinin karşılığını bulurlar diye konuştu sağlam. Gruptaki son maçta kendi sahalarında oynayacakları Sivas maçını kazanarak gruptan çıkmayı hedeflediklerini kaydetti. Bursa Spor'dan daha iyiydik diyor. Denizli Spor Teknik Direktörü Hakan Kutlu. Karşılaşmada Bursa Spor'dan daha iyi oynadıklarını ve daha az pozisyon verdiklerini söyledi Kutlu. Bursa Spor'dan daha iyi oynayan, daha az pozisyon veren bir ekiptik. Daha önceki maçlarda gol pozisyonuna girmekte zorluk çekiyorduk. Bursa Spor gibi güçlü bir takıma karşı 4-5 hatta 6 pozisyona girdik. Bunları gole çevirebilseydik daha farklı olurdu ama futbol sonuca bakar, sonuç işidir. Her iki takım içinde. Başkan yalnız bırakmadı. Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı dünkü karşılaşmada takımı yalnız bırakmadı. Başkan Yazıcı ile yöneticiler İlhan Uslu, Mehmet Kara, Selçuk Eren, Öztürk Yazıcı, Mesut Mestan, Zekai Ünal'dı. Kritik mücadeleyi protokol tribününden takip etti deniyor. Reklam ve pazarlama tesislerden sorumlu, Bursa Spor'dan sorumlu. Reklam ve pazarlama yine hukuk işleri sorumlumuz, futbol şube sorumlumuz. Evet, bu isimler onlara sirayet ediyor, denk geliyor. Evet, başkanı yalnız bırakmadılar. Sağlama anlamlı ödül yine aktardığımız bir haberdi. Denizli Servar Gazi Liseleri öğrencileri tarafından yılın teknik direktörü seçilen Ertuğrul Sağlam ödülünü ziyaret ederek aldı deniyor. Bir size bir adet bir gazeteden bir köşe yazısı aktaralım. Maça ilişkin bakalım kalemler ne söylüyor sevgili izleyiciler. Bakalım neler söylüyorlar diyeceğim ama evet, Kent Gazetesi'nden bakalım Tolga Yataokay ne diyor? Bursaspor bu karşılaşmayı ciddiye almayacaksa hangi maçı ciddiye alacak? Yeşil Beyazlar 90 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremedi. Sadece sol kanadın kullanılması ve hücumu çok seven sol bek Çağlar'ın kanadının tercih edilmemesi bunun en kısa örneği. Denizlispor'un ligde sonuncu olması ve gerçekten çok kötü futbol oynaması Bursaspor'u belli ki havaya sokmuş. Timsah'ın böyle bir futbol oynama lüksü ve hakkı yok. Bursaspor her zaman haddini bilerek sahaya çıkmak zorunda. Mücadele etmeden oynanırsa dünkü maçta da olduğu gibi lig sonuncusunu dahi yenemezsiniz. Sert oynayan Denizlispor karşısında aynı sertliği göstereceksiniz ki farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Karşınızdaki takım yedekte 2 oyuncu, 3'te kaleci bulunduruyor. Eksik çıkmış, zaten gücü belli ama zaten gücü belli düşüncesini maç öncesi söylerseniz ve rakibinize saygı göstermezseniz bunun cezası da ağır olur. Her zaman oyuncu değişiklikleriyle ön plana çıkan Ertuğrul Sağlam bu sefer de Turgay'ı oyundan almasıyla maça damgasını vurdu. Ön alanda belki de ayakta kalabilen tek oyuncu Turgay Bahadır'ın oyundan alınması dengeleri bozdu deniyor. Turgay golü atarken bile Sercan'ın katkısı çok büyüktü. Genç oyuncu sadece durdu ama 3 savunma oyuncusu da Sercan'ın üzerindeydi ve bu pozisyon sonucunda Turgay rakibiyle teke tek kalabildi. Sercan orada aynı zamanda savunma görevi de üstlendi sahiden. Sağlamın değişiklikleri haricinde bir de Hüseyin Çimşir olayı var. Tecrübeli futbolcunun niye halen tercih edildiğini anlayabilmiş değilim diyor Tolga Yataokay. Ağır pozisyon alma eksikliği var. Derinlemesine pas atıp da takımı hücuma kaldıramıyor diyor.
Fakat Denizli Spor ve Kayseri Spor harici Anadolu takımlarıyla oynuyorsanız Hüseyin Çimşir takımı 10 kişi bırakıyor söylemi uygun olur. Bursa Spor'un bu maçlarda tekrar eski kimliğine bürünüp ne olduğunu bilerek oynaması ve sahanın her alanında baskı yaparak rakibini bunaltması gerekiyor. O zaman ne 4-4-2'ler, 4-5-1'ler ne de takviye gerekli sözleri havada uçuşur. Bu takım buraya kadar bu kadroyla geldi. Bundan sonra da aynı şekilde gidebilir. Ancak ayakların yere sağlam basması gerekiyor demiş Tolgay Ataokay. Evet. Evet sevgili izleyiciler, güne ilişkin haberler böyleydi. Sizlere aktaracağımız gazetelerden, sizlere aktaracağımız spor sayfalarından dünün yansımaları vardı. Bugün tüm spor sayfalarının tamamını kapsayan haber. Dünkü Denizli Spor, Bursa Spor mücadelesiydi. Ziraat Türkiye Kupası 3. maçında takımımız 1-1 berabere kalarak puanını 7'ye çıkardı ve Sivas Spor'la eşit duruma geldi. Önümüzdeki günler, daha doğrusu 27 Ocak'taki oyunun durumu kilidi açan taraf olacak. Hangi takım için bilemiyoruz. Denizli için veya Sivas için veya Bursa için, Bursa Spor için. Tabii ki umudumuz kendi takımımızdan yana, dileklerimiz her zaman öyle. Sevgili izleyiciler, güne yansıyanları sizlerle paylaştık ve dediğimiz gibi bu maçın sonuçları, değerlendirmeleri, kritiği yapılacak yine bir hafta boyunca. Televizyonumuzda Bursa Spor TV, sizin ekranınızda Bursa Spor TV iç yapımlarında irdelenecek. 18 Ocak 2010 pazartesine düşen, payına düşen haberleri aktardık size, paylaştık. Yayının size ulaşmasında emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmenizi, iyi bir hafta, sendromsuz bir hafta geçirmenizi diliyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum, hoşçakalın.